Hacı Emiroğulları Beyliği. Süleyman Bey dönemi. Süleyman Bey, beyliğin yönetimini 1386 yılında babası Hacı Emir İbrahim Bey hastalanınca devralmıştır. Hacı Emir İbrahim Bey iyileşince beyliğin yönetimini oğlundan geri almak istese de bu gerçekleşmez. Hacı Emiroğulları Beyliği en parlak dönemini Süleyman Bey zamanında yaşamıştır. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin başkenti Ordu ilinin güneyinde yer alan Eski Pazar'a taşınmıştır. Türkler bu yöreye başkent anlamına gelen Ordu ismini vermiştir. Ordu ilimizin adı buradan gelmektedir. Bayramlı ve Hacı Emiroğlu Beyliği ile ilgili araştırmamıza devam ediyoruz. Önemli bir yerdeyiz ve Süleyman Bey tarafından başkent yapılan Ordu Eski Pazar kentindeyiz. Ordu merkeze çok yakın. Bu dönemde 1403 yılında Hacı Emiroğulları Beyliği'nin sınırları Vakfı Kebir'in batısından Terme'ye kadar uzanmakta, Terme'den güneye Niksar'ın doğusuna çekilecek bir çizgi beyliğin batı sınırını oluşturmaktadır. Güney sınırı Kelkit Vadisi'ni takip etmekte Koyulhisar, Şebinkarahisar, Alucra, Şiran ve Torul'u dışarıda bırakacak şekilde Kürtün'e uzanmaktadır. İspanya Kralı Henry'nin elçisi Clavijo, Timur'a giderken Bolaman Kalesi'nde konaklar ve buradan Tirebolu'ya geçer. Clavijo'nun aktardığına göre sahil boydan boya Arzamir adlı Türk beyine aittir. Bu beyin 10.000 atlısı olduğunu ve Trabzon devletinden vergi aldığını söyler. Bu beylik Hacı Emiroğulları Beyliği'dir. Osmanlı dönemi. Yıldırım Beyazıt 1398 yılında Samsun'a doğru sefere çıkar. Beyazıt, Samsun'u fethettikten sonra bölgede bulunan küçük beyliklerin yöneticileri Osmanlı hakimiyetini kabul eder. Böylece Osmanlı sınırı Trabzon'a kadar dayanır. Süleyman Bey'in Osmanlı hakimiyetini kabul etmesinden sonra beylik yönetiminin yine kendisine bırakıldığı tahmin edilmektedir. Osmanlılar 1402'de Ankara Savaşı'nı kaybedince Hacı Emiroğulları Beyliği yine bağımsızlığına kavuşur. Süleyman Bey'in Esteme Hatun adında bir kızı olur. Esteme Hatun, Reşadiye'de Cimide'de vakfını kurar. 1411 tarihini taşıyan ve o bölgede bulunan en eski tarihi belge olan vakıf senedinde şunlar yazılıdır. Doğu Karadeniz'i vatan yapan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin İnanç ve sosyo-kültürel hayatına da ışık tutması açısından önemli olan bu belgeyi birlikte okuyalım. Bundan sonra hayat ve hasenat sahibi, sadaka ve meberrada rağbet gösteren hatunların tacı, mukadderatın çelengi, hayır ve bereket kapılarını açan zat-ı yüce sıfatları Kerim Esleme Hatun ki, vaktin emiri, büyük, şanıl, zulüm ve tuğyanı gökleyen, fısk ve isyanı mereden Süleyman Bey'in kızıdır. O da değerli Emir Haremeyn hacısı Hacı Emir Bey'in oğludur. O da bayram kadısı Mübarizüddin'in oğludur. Meclisi Şer-i Şerife, Mahfeli Tarikat-ı Münife hazır olarak bütün tasarrufatının sahih, teberruatının nasfiz olduğu bir sıhhat halindeyken açık niyet ve temiz maksatla Allah'ın rızasını dileyerek Kalbi Selim'den başka oğlu ve malın asla fayda vermediği kıyamet gününde azaptan kaçınmak için sahih malları, sarih hakları sırasında dizilip iş bu vakfiyenin kendisinden süduruna kadar elinde olan mülkünü vakfetmiştir. Süleyman Bey'in ne zaman öldüğü ve kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir. Süleyman Bey'den sonra beyliğin idaresi Hacı Emir Çelebi'ye geçmiştir.